Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem ve allemel insane ma lem ya'lem. Ves salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli öğrenciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir önceki dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yedinci alıştırmada kalmıştık hatırlarsanız. Evet. Erake daifen. Erake, seni görüyorum. Daifen, zayıf olarak görüyorum. Buradaki, bu cümledeki ra'a fiili hadihi bimana alime. Bildi anlamına geliyor. Bilmek anlamına geliyor. Ve dolayısıyla bu cümledeki ra'a fiili tüsemme el galbiyete, ra'a el-kalbiye olarak isimlendiriliyor. Evet, bundan şunu anlıyoruz sevgili öğrenciler. Demek ki ra'a fiili Arapçada iki anlamda kullanılıyor. Birincisi ra'a basariye, yani gözle görme anlamında ra'a fiili. İkincisi de ra'a el-kalbiye, yani kalple bilme anlamındaki ra'a kalbiye olmak üzere. Peki bu ikisi arasında ne fark var? Ra'a kalbiye tansibu ra'a el kalbiyetu mef'uleyn. Kalbi olan ra'a iki mef'ul alır, iki mef'ulü nasb eder. Ve bu iki mef'ulün asluhuma, aslı müptedeun ve haberun, müptede ve haberdir. Mislu zanne, zanne gibidir. Zanne de iki mef'ul alıyor ve bu mef'ullerin aslı müptede ve haberdir. Ente da'ifun, mesela ente müptedadır, da'ifun haberdir. Ra'a ile kullandığımız zaman erake daifen, seni zayıf olarak biliyorum. Yani burada ke zamiri nedir? Birinci mef'uldür. Daifen de ikinci mef'uldür. Bu üslup Kur'an-ı Kerim'de ayette de kullanılmıştır. Ve fit tenzili Kur'an-ı Kerim'de innehum yeravnehu ba'iden, şüphesiz ki onlar onu, kıyametin kopmasını ba'iden, uzak görüyorlar. Uzak olduğunu, yani kıyametin haşa kopmasının mümkün olmadığını düşünüyorlar. Ve nerahu gariben, biz ise yakın biliyoruz. Burada hu zamiri birinci mef'uldür, gariben ikinci mef'uldür. Yeravnehu, buradaki hu zamiri birinci mef'uldür, ba'iden de ikinci mef'uldür. Me'arit suresi 6 ve 7. ayetlerde bu şekilde ra'a kalbiye kullanılmış. Amma ra'a el-basariye, yani ikinci çeşit ra'a basariye dediğimiz gözle görmek manasına gelen ra'a fiili ise tetansı bu mef'ulen vahiden, tek bir mef'ulü nasb eder. Tek bir nesne alır. Buna örnek olarak da şu cümleyi verebiliriz. Nahu era'ayte el-müderrise, era'ayte el-müderrise, öğretmeni gördün mü, hocayı gördün mü? Bakın burada bir mef'ul aldı. Evet. Edhil ra'a kalbiye, kalbi olan ra'ayı alel cümelil atiyeti, aşağıdaki cümlelerin başına getiriniz diyor. Getirelim. Ente müstacilün, sen acelecisin. Ente müttedadır, müstacilün haberdir. Erake müstacilen dersek o zaman ra'a kalbiye olur. Seni aceleci olduğunu biliyorum. Senin aceleci olduğunu biliyorum. Hüve hazinün, hüve müpteda, hazinün haberdir. O üzgündür. Ra'aytuhu hazinen, onu üzgün bildim. Üzgün olarak gördüm. Ettullabu müpteda, öğrenciler, müştehidune, çalışkandırlar. Etera ettullabe, müştehidine, öğrencilerin çalışkan olduğunu biliyor musun? Evet, böylece bu ra'a fiilinin de iki farklı kullanımı olduğunu bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi 8. alıştırmaya geçiyoruz sevgili öğrenciler. Bu da önemli bir konu Arapçada. Asa fiiliyle ilgili. Asa en yekunu hayran minhum. Ayet-i kerimede kullanılan bir üsluptur. Asa en yekunu hayran minhum. Umulur ki onlar gıybet edenlerden daha hayırlı olabilir.
Burada asa fiili min ef'alir raca, raca fiillerindendir. Tufidu etteracci iki mana ifade ediyor. Birincisi teracci, ummak. İkincisi de işfak. Yani şefkat ve merhamet etmek manasında. Asallahu en yetubu aleyhim. Allah'ın onların tevbelerini kabul etmesi umulur. Asallahu en yetubu aleyhim. Allah'ın onların tevbesini kabul etmesi umulur. Ey yurca en yetuballahu aleyhim. Allah'ın onların tevbelerini kabul etmesi umulmaktadır. Ve asa en tekrahu şey'en. Sizin çirkin olarak gördüğünüz şey ve huve hayrul lekum sizin hakkınızda daha hayırlı olabilir. Ey yuhşe en tekrahu çirkin olarak endişe ettiğiniz şey sizin hakkınızda hayırlı olabilir. Evet, ta'melu asa amele kâne. Asa fiili aynı kâne gibi amel eder. Kânene nasıl amel ediyordu? Bir isim bir de haber alıyordu. Demek ki asa da aynı şekilde ne yapabilir? Yekunu haberuha fiilen mudari'an muhterinin bi en. Evet. Haberi enle bitişmiş olan muzari bir fiil olabilir. Örnek verecek olursak asallahu, evet burada Allah lafzı nedir? Asanın ismidir. En yenfe'ana en ve muzari fiil de haberidir. Asallahu en yenfe'ana bike evet Allah'ın seni bize faydalı kılması umulur. Yani hune lafzul celale burada bu cümlede lafzı celale Allah lafzı ismuha asanın ismidir. Vel masdarul müevvel masdarul müevvel olan en yenfe'a ise haberidir. Asanın haberidir. Ve fi asayte en tufside fil ardı senin yeryüzünde fesat çıkartmandan endişe edilir. Asayte en tufside fil ardı senin yeryüzünde fesat çıkartmandan endişe edilir. Buradaki bu cümledeki te şuradaki asanın sonundaki te ismuha ismidir. Asanın ismidir. Vel masdarul muevvelu Mastar müevvel tüf en tüfside ise haberuha haberidir. Evet. Ve te'ti asa tamme asa bazen tam olarak da gelebilir. Nakıs olarak geldiği gibi tam olarak da gelebilir. Yani tam olarak gelirse en tektefiye merfu'iha merfu ile yetinebilir. Fela tahtacu ilel haberi haber, o zaman habere ihtiyaç duymaz tam olursa. Ve zalike iza veliyaha en ve fiil. Eğer asadan hemen sonra en ve muzari fiil gelirse o zaman asa tam oluyor. Örnek nahvu. Asa en yehdiyeni Rabbi. Rabbimin bana hidayet etmesi umulur. Rabbimin beni hidayete eriştirmesi, doğru yola eriştirmesi umulur. Evet. Hune el masterul müevvel faildir. Burada altını çizmiş olduğumuz en yehdiyeni masdar müevvel faildir. Asanın failidir. Evet, başka bir örnek verecek olursak ve fi keyfe Muhammedünül ane Muhammed şimdi nasıldır sorusuna cevap olarak asa en tekune ahsene burada nedir? Yecüzü en yekune asa nakısa asa nakıs olabilir ve zalike idâ Gadderte fiha damiren müstetiren. Burada bu cümlede asaya bir zamir müstetir bir zamir takdir edecek olursak o zaman asa nakıs olur. Yani o zaman asa hüve en tekune ahsene yani Muhammed'in daha iyi olması umulur. Umulur ki Muhammed daha iyidir. Burada asa huve yani Muhammed'e dönüyor. Böyle bir müstetir zamir takdir edersek o zaman burada bu cümlede asa ne olur?
O zaman nakıs olur. Ve izâ kadderte fîhâ damîren müstetiren. Ve izâ lem tukaddir fehiye tamme, eğer zamir müstetir takdir etmezsek o zaman asa burada tam fiil olur. Asa en nakısa, nakıs olan asaya örnek verecek olursak, asallahu en yehdiyehu, evet, Allah'ın ona hidayet etmesi umulur. Dikkat ederseniz asadan sonra direkt olarak isim gelirse o zaman asa nakısa oluyor. Çünkü isim asanın ismi oluyor. En yehdiye mastar müevvelde haberi oluyor. Şu cümlede olduğu gibi asaytu en encaha, başarılı olmam umulur. Yani imtihanda başarılı olmam umulur. Burada asaytu tü zamiri nedir? Asanın ismidir. En encahada mastar müevvelde haberidir. Ve dolayısıyla burada ismi ve haber olduğu için bu asaya asa nakısa diyoruz. Ama asa fiilinden sonra direkt olarak mastar müevvel gelirse o zaman asa tamme oluyor. Tam asa oluyor. Tam fiil olarak kullanılmış oluyor. Asa en yehdiyehullahu, Allah'ın onu hidayete eriştirmesi umulur. Burada asa tamdır. Asa en encaha, burada da asa tamdır. Evet, başarılı olmam umulur. Evet. Havvil asa en nakısa ila tamme fîmâ ye'ti. Evet, aşağıdaki cümlelerdeki asayı, nakıs olan asayı tam olarak tam asa yapınız diyor. Evet, birinci cümleye bakıyoruz. Nakıs olan asa. Asayte en te'ude gaden. Yarın dönmen umulur. Senin yarın dönmen umulur. Burada te nedir? Muttasıl zamir, asanın ismidir. Ente'ude de master müevvelde haberidir. Dolayısıyla burada asa nakıstır. Tam yapabilmemiz için ne yapacağız? Buradaki ismi sileceğiz. O zaman ne diyebiliriz? Direkt olarak master müevvel gelecek. Asa ente'ude gaden dersek, asa ente'ude gaden dersek o zaman asa tam olur. Asa ente'ude gaden. Evet. İkinciyi yapalım. Asallahu en yafire li, Allah'ın beni bağışlaması umulur. Burada Allah asanın ismidir. En yafire de asanın haberidir. Dolayısıyla bunu şu ismi kaldırır da direkt olarak asa en yafirallahu li dersek, yani bu Allah lafzını şuraya getirirsek o zaman ne oluyor? Asa tam oluyor. Asa en yafirallahu li. Allah'ın beni mağfiret etmesi, beni bağışlaması umulur. Evet, üçüncüyü yapalım. Eyne zümelâuna, bizim sınıf arkadaşlarımız nerededir? Sorusu, cevabı. Asal en yahturu ederse, derse gelmeleri umulur. Sınıf arkadaşlarımızın derse gelmeleri, derste hazır olmaları umulur. Burada vavul cema nedir? Asanın ismidir. En yahturu master müevvel de haberidir. Dolayısıyla tam yapmak için buradaki ismi sileceğiz. Ne diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. Asa en yahturu ederse, asa en yahturu derse, dersek o zaman asa tam olur. Dördüncüyü yapalım. Keyfet talibatul cududu, yeni kız öğrenciler nasıldır? Evet. Aseyne en yefhemne duruse, onların dersleri anlamaları umulur. Umulur ki onlar dersleri anlıyorlar. Burada nun-u nisfe nedir? Asanın ismidir. En yefhemne de master müevvel haberidir. Buradaki ismi silersek, şöyle dersek o zaman asa tamne olur. Asa en yefhemne duruse, evet böyle dersek o zaman asayı tam asa yapmış olur. Asa en yethemne duruse. Evet. İkinci alıştırmaya bakalım. Havvil asa et tamme. Bu sefer de tam olan asayı ila nakısa fîmâ ye'ti, gelen cümlelerde nakıs asa yapınız diyor. Çeviriniz. Birinci cümleye bakıyoruz. Asa en nukbele fiddirasatil ulya. Asa en nukbele
Dirasatül ulya. Dirasatül ulya yüksek öğrenim demektir. Yüksek öğrenime kabul edilmemiz umulur. Evet. Bu tam olan asayı nakısa yapacağız. O zaman ne yapmamız lazım? Aseyna dersek, aseyna en nukbele fi dirasatil ulya dersek, yani şuraya bir na zamiri getirirsek o zaman tam olur. Pardon, nakıs olur. Aseyna en nukbele fi dirasatil ulya dersek o zaman asa nakıs olur. Buradaki na asanın ismi olur. En nukbele de mastar müevvelde haber olur. İkinciyi yapalım. Asa en tusafiri gaden, karşımızda bir bayan var. Senin yarın yolculuk etmen umulur, beklenir. Evet, burada asa tamdır. Buraya aseyti dersek, ti zamiri getirirsek asa nakısa olur. Aseyti en tusafiri gaden, o zaman asa ne olur? Nakıs olur. Üçüncüyü yapalım. Asa en yesmahalenel müdiru bil insirafi, müdürün bizim ayrılmamıza müsaade etmesi umulur. Evet. Burada asa tamdır. Nakıs yapmamız için şu ismi ne yapacağız? Hemen asadan sonra getireceğiz. Asal müdiru en yesmahalena bil insirafi dersek o zaman asa nakıs olur. Asa el müdiru en yesmahalena bil insirafi. Evet. Dördüncüye bakıyoruz. Asa en yettahidel müslimune, Müslümanların birleşmesi, birlik ve beraberlik içerisinde olması umulur. Burada asa nedir? Asa tamdır. Nakıs yapmak için şu ismi hemen asa fiilinden sonra getireceğiz. Asal müslimune en yettahidu. Müslümanların birleşmeleri, birlik ve beraberlik içerisinde olmaları umulur. Evet. Böylece bu alıştırmaları yapmış olduk. Edhil asa fi cümletini, asa fiilini iki cümlede kullan. Min inşaike, kendin iki cümle kur. Ala en tekune nakıseten fil ula, birincide nakıs olsun asa. Ve tammeten fil uhra, ikincide de tam asa olsun. Evet, birinci yani nakıs asa olarak şöyle diyebiliriz. Asallahu en yafireli. Asallahu en yafireli. Bu nedir? Bu cümlede nakıs asadır. İkincide de asa en yafirallahu li dersek bu da asa tamne olur. Tekrar ediyorum. Asa en yafirallahu li, bu tamne oluyor. Asallahu en yafireli, yani isim gelirse bu da asadan sonra hemen isim gelirse bu da nakısa oluyor. Evet, dokuzuncu alıştırmaya bakıyoruz. Dokuz. Fezugul azabe bima kuntum tekfurun. Evet. Fezugu tadınız. Emir fiili. El azabe azabı tadınız. Bima kuntum tekfurun. Evet. Küfre girdiğiniz için azabı tadınız. Buradaki ma, bima'daki ma, şuradaki ma, ma el mastariye mastar manasındadır. Bima kuntum tekfurun ey bi kevnikum tekfurun. Yani küfre girmenizden dolayı azabı tadınız. Yani bade mentehetis salatu, burada da ma nedir? Ma mastariyedir. Bade mentehetis salatu ey bade intihais salati. Namazın bitiminden sonra, bitmesinden sonra. Kale Teala lehum azabun şedidun, onlara şiddetli bir azap vardır. Bima nesu yevmel hisab, hesap gününü unutmaları sebebiyle. Bima, buradaki ma mastariyedir. Ey binisyanihim yevmel hisab, hesap gününü unutmaları unutmalarından dolayı onlara şiddetli bir azap vardır. 10. alıştırmaya bakıyoruz. Emmellezî nesfettet vücûhuhum, yüzleri sipsiyah olanlara gelince, siyahlaşanlara, kararanlara gelince, ekefertüm, küfre mi girdiniz? Hune cevabu emma, emmanın cevabı mahsuftur, silinmiştir. Ve takdiruhu feyugalü lehum,
Onlara denilir ki, ekefertüm bade imanikum. İmandan sonra küfre mi girdiniz? Denilir. Dolayısıyla emmanın cevabı nedir? Burada mahsuftur. Takdiri feyugalü lehumdir. Şu cümledir. Evet, 11. alıştırmaya bakıyoruz. Hati mudari'a, şu fiillerin muzarisini getiriniz diyor. Fekade, kaybetti. Yefkidu, kaybediyor. Muzarisi yefkidu. İstake, misvak kullandı. Yani diş fırçası kullandı. Yestaku, diş fırçası kullanıyor. 12. ve son alıştırmayı yapalım. Evet. Ma mana el vecnetü, vecne, el vecnetü kelimesinin manası nedir? Manası yanak demek. Ve ma cem'uha vecenat, vecenat şeklinde çoğulu ne yapılıyor? Yapılıyor. Evet, böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Subhanekallahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyk ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin, lillahi teala, Fatiha.